Bir hayırlı olsunuzu alırım bu arada arkadaşlar. Gelen. Benim gerçekten inanılmaz. O az önce bilgisayarım değdi. Bir için cüz ettim. Hepiniz evime hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bir alkış koyayım şuraya arkaya. Bence çünkü böyle bir alkış lazım. Evimde ilk kez sizlere video çekiyorum. Aslında ilk videoda burayı biraz görmüştünüz. Burası evimin salonu arkadaşlar. Daha geniş bir açıyla sizlere video üretebilmek için tam olarak buraya, evin ortasına bütün ekipmanları kurdum. Ve şu anda kayda da başladım. Şurada da diğer açımız var. Hemen o da buradan bizi çekiyor. Videonun konusu belli. Sizlere videoları en güzel şekilde gönderebilmek, en güzel şekilde yayınlayabilmek için bir MacBook satın aldım. Ve bu MacBook için gerçekten hatırı sayılır bir ödeme yapmak zorunda kaldım. Ve bu kutuyu da hep birlikte açalım. Kutuda ne var ne yok ve ben bu bilgisayarı neden tercih ettim? O soruyu da soracaklar için o soruyu da cevaplamak adına bu videoyu çekmek istedim. Zaten bu bilgisayarı yani herhalde görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de burada hep birlikte bir görürsünüz. Nasıl bir cihaz kutusundan ne çıkıyor, ne var ne yok hep birlikte görürüz. Ben de biraz heyecanlıyım. Kutu geleli birkaç gün oldu. Şöyle kutuyu alayım. Yani şöyle masamıza da koydum. Diğer açıdan net bir şekilde de görüyorsunuz zaten. Aslında Apple kutuların çoğunda gördüğümüz, bakın şurada yazan, böyle üstünde pil, efendime söyleyeyim bir yanar patlar işareti olan bir detay var. Bu kutuda yine onu görüyoruz ama bizim asıl olayımız şu. Bakın. Şimdi Apple son dönemde böyle işte bir şey satın aldığınızda doğrudan geldiğinde size kutunun üstüne şöyle bir düzlük koyuyor. Şunu bir açalım. Bak yaklaşın da sesi siz de duyun. Biraz zor açılıyor. Ve şöyle kutuyu açtığımızda bizlere 16 inçlik MacBook Pro'muz karşılıyor. Biraz ağır. Zaten ben bilgisayarın da ortalama ağırlığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu cihazın zaten büyüklüğünü sizlere söyledim. Özelliklerini de aktaracağım. Ama işlemcisini söyleyeyim. M1 Pro işlemci var içerisinde ve 512 GB'lı bir SSD var. Şunu şöyle koyayım. Burada zaten başka hiçbir şey yok. Hani böyle direkt güzel bir şekilde dışını korusun diye bunu koyup yollamışlar. Şunu kenara alalım ve cihazımızı önümüze doğru çekelim. Bakın burada durmakta olan şu TRT bandrolü şöyle göstereyim sizlere. Bunlar hep arkadaşlar biliyorsunuz önemli şeyler, önemli detaylar. Yani burada bunlar var olduğu için bazı fiyatlarda da ufak tefek değişiklikler oluyor. Hava yaptı kutu, vallahi kayıyor böyle ha bak. Bir değişik bir şeyler olmaya başladı kutuda. Ben aslında uzunca yıllar Apple ürünleri kullandım. Böyle Apple'ın sırasına falan giren tiplerden biriyim yani. Ama tabii eskiden iPhone'lar o günün şartlarında biraz daha ulaşılabilir fiyatlarla çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi tabii ki uçtu gitti bütün her şeyin fiyatı ama o zamandan beri bende kalan bir özellik var. Biliyorsunuz Apple buraya farklı bir şey koydu. Hani bunu tutup buradan çekiyorsun, jelatini soyuyorsun vesaire ama ben hani onunla pek girmek istemedim açıkçası. Yine her zaman yaptığım gibi şuradan bir kendime pencere açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle. Hadi hayırlı olsun. Tabii bu videoyu daha çekiyorum ama bu bilgisayarla bu videoyu kurgulayacağım. Yani benim için de heyecanlı bir an gerçekten. Şöyle şuradan da bir çizik atalım. Çizik atalım. Şuradan da atalım efendim çizik. Şöylemesine. Evet, penceremizi açtık. Bıçakla bizim işimiz biter arkadaşlar burada. Zaten tehlikeli bir alet. Kenara attım onu. Şurayı şöyle kaldırıyoruz. Buradan Hatay sandık içi gibi oldum. Burayı böyle kaldırıyoruz. Kutumuzu ters çeviriyoruz ve evet, malzeme geliyor. Heyecanlı gerçekten benim için de. Şöyle açalım. Aman aman aman. Surat ifadem çok komikti. Kendime kesin zoom yapacağım burada. Bakın, daha önce görmüştüm. Böyle bayağı bir, tabii ki video izledim bu cihazı almadan önce ben de sizler gibi. Ve şurada hani Apple logosu daha net gözüksün diye adamlar böyle ufak bir boşluk bırakmışlar. Yukarıya da göstereyim şöyle gözüksün diğer açımıza. Yani cihaz aslında tasarım olarak biraz eski MacBook'lara benzetildi arkadaşlar. Yeni MacBook serisi. Daha bunlar çıkalı çok uzun önce bir süre olmadı. Herhalde bir 6-7 ay oluyor bu cihazlar piyasaya çıkalı. Ve hani tasarım anlamında bana sorarsanız gerçekten bir eskiye dönüş var. İşte Touch Bar kalktı. Ondan sonra işte geriye MagSafe geldi. MagSafe kalkmıştı MacBook'lardan. Yeni MagSafe geldi. Ama bu cihazdaki beni en çok aslında etkileyen detaylardan bir tanesi 140 wattlık bir hızlı şarjı var bu cihazın. Buradan yine her zamanki gibi böyle işte bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz şeyler hepinizin ezbere bildiği. O yüzden yüzüne bile bakmadığı kullanım kılavuzu vesaire bunlar çıkıyor. Ve burada belki de daha önce hiçbirimizin görmediği siyah Apple stickerlarını görüyoruz kutudan çıkan. Yine bunlar da bizleri karşılıyor. Ve sizlere bahsettiğim o 140 wattlık işte şarj cihazı bu arkadaşlar. Biraz daha önceki modellere göre ince uzun bir şey yapmışlar. Biraz değişik bir tasarım olmuş. Ne yalan söyleyeyim yani böyle kareydi. Ben daha önce bir MacBook kullanıyordum ama işten ayrılınca o MacBook'u geriye verdim tabii ki. Geriye verdiğim cihazın kullandığım adaptörü
biraz daha böyle kare, biraz daha tombikti. Ama bu daha ince ama dikdörtgen bir şarj cihazı olmuş. Dikdörtgen, bakın şöyle göstereyim sizlere de. Bu kafasını falan sökebiliyorsunuz. Ama 140 wattlık bir adaptör. Şöyle göstereyim diğer açıya. Oradan da alır size eklerim. 140 watt olması tabii ki büyük bir avantaj. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde cihazın şarjını doldurabiliyor. Şuradan da kabloyu açalım. Bu kabloyu bu arada geçtiğimiz günlerde başka bir MacBook'ta görmüştüm. Apple'ın MacBook'lar için kablo kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını gördüm. Çünkü tamamen örgü bir kablo var önümüzde. Yine benim daha önce ayrılmadan önce kullandığım MacBook'taki kablo normal iPhone'lardaki gibi bildiğimiz böyle plastik bir kabloydu. Ancak şu andaki bilgisayarın kablosu örgülü bir kablo. Onu da size hemen şimdi göstereceğim. Şimdi böyle İnsan hevesli olunca işte pakete zarar vermeyeyim, efendime söyleyeyim bir yeri kırılmasın, çizilmesin gibi şeylere dikkat ediyor ister istemez, takıyor kafasını yani. Bu arada kutuda başka bir şey yok arkadaşlar, kutu bu kadar. Yani ben şarj cihazının çıkmasına sevindim açıkçası. Çıkmaz diye bir umuda girmiştim yani bir ara, çünkü biliyorsunuz Apple kaldırdı. Kablonun uzunluğu fena değil, yani 2 metre kadar falan var herhalde ama tamamen örgü. Şöyle göstereyim yine. Bunları da yakından görün. Bu da MagSafe'imiz. Geriye gelen MagSafe. Yıllar önce kalkan, sonra tekrardan geri gelen. Benim gerçekten inanılmaz... O az önce bilgisayarım değdi. Bir içim cız etti. Ne söyleyeceğimi unuttum vallahi yani. Bilgisayara deyince kablo. Daha yani taksiti bitmedi. Daha taksiti bitmedi, o yüzden değmesin ne olur, taş değmesin yani. Bir hayırlı olsunuzu alırım bu arada arkadaşlar. Sizler için, sizlere daha güzel, daha kaliteli işler yapabilmek için bunu almak zorundaydım, öyle söyleyeyim. Çünkü artık çıkmaza girmiştim. Dolayısıyla böyle bir yatırımı da yapmak durumunda kaldık. Ve bilgisayarımız artık masada. Yani benim için de güzel bir an. Uzunca yıllar sonra kendime ilk kez MacBook aldım. Daha önce bir MacBook'um vardı ama onu değiştirmek için, yani daha sonra kullanırım diye düşündüğüm için satmıştım. Ama sonra fiyatlar uçtuğu için yenisini alamadım arkadaşlar. Bunu da hatır sayılır bir borca girerek aldım. Ve dediğim gibi sizlerle birlikte kutudan çıkarmak istedim. Evet, o beklenen ses duyuldu. Şuradan şu ekrandaki bezimizi de alayım ve kenara koyayım. Sizlere de bu bilgisayarın teknik detaylarını aktarmaya başlayayım bence inceden. Şimdi ben arkadaşlar aslında video kurgu işlerinde bu kadar iyi değildim. Kendi kendimi video kurgularını izleye izleye, YouTube'dan premier videoları izleye izleye geliştirdim ve bugün sizlere video kurgulayıp yayınlayabilecek noktaya getirebildim. Ve tabii ki bu süreçte benim hani elimde doğrudan sürekli bir MacBook ya da bir Apple işte bilgisayar olmadığı için her zaman Adobe Premiere kullanmak zorunda kaldım. Şu anda da hala ben Adobe Premiere kullanarak videoları sizlere kurguluyorum. Bugüne kadar izlediğiniz videoları da zaten Premiere'de kurgulamıştım. Dediğim gibi işte elimde arkadaşlarımın bilgisayarları vardı, onları kullandım vesaire. Zaten şirketten ayrıldıktan sonra da bilgisayarı geriye verdiğim için kendime bir MacBook almak zorunda kaldım. Çünkü kullandığım Fujifilm X-T4 ile çektiğim görüntüleri elindeki bilgisayarlarla değil Premiere'de kurgulayabilmek, oynatamıyordum bile yani. Bilgisayara hani videoyu atıyorum böyle, oraya kadar sıkıntı yok. Videoyu bilgisayara attıktan sonra gerçekten video oynamıyordu bile. Dolayısıyla hani bir bilgisayar almak zorundaydım. Önce aslında ikinci el MacBook'ların fiyatlarına baktım. Ama sonra aradaki makas o kadar azalmış ki yani hani ikinci el bir cihaz mı alayım, yoksa sıfır bir cihaz mı alayım daha mantıklı noktasında kalınca da bir sıfır MacBook Pro almaya karar verdim. Orada da 14 mi 16 mi 14 mi 16 mi derken yine aradaki makas çok az olduğu için böyle diye diye ben belki de yani bilmiyorum nereye gidecekti olay da en sonunda bu cihazı almaya karar kıldım sevgili arkadaşlar. Peki neden bir dizüstü modeli satın aldım? Çünkü arkadaşlar ben biliyorsunuz bunca yıldır sürekli sağa sola gidip sizlere video çekiyorum ve bir yere giderken aslında bir kasayı götürmem çok mümkün değil. İlk yola çıkarken baktığım cihazların arasında bir böyle Mac Mini falan vardı. Ama onda da monitör yok. Dolayısıyla bana ekranı olan bir cihaz lazımdı. O mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun derken en sonunda bu cihazda karar kıldım. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Güncel piyasada her ne kadar bu cihaz pahalı bir cihaz olsa da buna eşdeğer bir Windows özellikli, Windows işletim sistemli kasa yapmak isteseydim muhtemelen bunun yine bir katı para ödemek zorunda kalırdım. Çünkü biliyorsunuz M1 işlemci ailesi gerçekten çok güçlü bu tarz işlerde. Dolayısıyla benim yapmak istediğim işler
içeride hem en taşınabilir bir cihaz hem de aynı zamanda güçlü bir cihaz lazımdı bana. O özellikleri karşılayan cihazın bu olacağını da karar kıldım. En büyük sebeplerinden bir tanesi işte benim sağa sola gitmek zorunda olmamdan kaynaklı. Cihazın özelliği aslında MacBook 16 inç almak istediğinizde, MacBook Pro 16 inç almak istediğinizde alacağınız giriş versiyonu. Ekstra herhangi bir özelliği yok. Yani M1 Pro'nun 10 çekirdekli versiyonu cihazda mevcut ve tabii ki bir de 16 GB'lık belleğimiz var. Depolama olarak da 512 GB bir depolama kullanıyor bu makine. Benim için güzel bir cihaz. Dediğim gibi hani eğer bu işi yapmıyor olsaydım bu cihazı alır mıydım? Açıkçası bu kadar yüksek bir rakamı böyle bir cihaza bağlamazdım diye düşünüyorum. Yine Apple bilgisayar alır mıydım? Evet alırdım. Ama hani gidip bunu alayım işte yok 13'ünden değil de 14'ü olsun 16'sı olsun noktasına pek girmezdim diye düşünüyorum. Bu bilgisayarla alakalı çok fazla inceleme videosu var. Cihazda zaten hani inceleme videosu çekmek ya da içerik üretmek için bana sorarsanız biraz eskidi model olarak. Çünkü diyor ki bitir videoyu artık çok uzattın diyor konuşmayı. Bitir diyor. Dinliyorum kendisini ve yavaştan toparlıyorum. Çok fazla içerik var uzun lafın kısası YouTube'da. Ben de böyle bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sizlerin desteği sayesinde olaylar bu noktalara kadar geldi. Ve sizlerle de yeni kurgu cihazımı ve neden bu bilgisayarı tercih ettiğimi böyle birkaç cümleyle özetleyerek aktarmak. Kutudan da hep birlikte çıkartalım, bu heyecanı hep birlikte paylaşalım istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu bilgisayar ve bu video hakkında? Böyle videolar gelsin mi? Yani mesela sizler için sizlere bir şeyler üretirken satın aldığım ürünleri videosunu çekeyim mi? Böyle kutuyu hep birlikte mi açalım? Nedenlerini anlatayım mı? Neden bu ürünü tercih ettim? Sizler de merak ediyor musunuz ya da başka ürünleri merak ediyor musunuz? Yine yorumlara yazarsanız böyle videoların devamının gelmesi için bana da bir yol gösterici olur diye düşünmekteyim. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Bay bay. Görüşmek üzere.